PKK'nin öteki tarihi başlıyor. Kuruluşundan bugüne kadar olaylar kronolojik olarak masaya yatırılıyor. Bildiklerimizin yanında hiç bilmediklerimiz de ilk kez bu programda ele alınıyor. Selim Çürükkaya olayları tarihsel seyri içinde dönemin önemli aktörleriyle birlikte tartışıyor. Resmi tarih değil, tarihi gerçekler konuşuluyor. Değerli seyirciler, merhaba, iyi akşamlar. Bir programa daha hoş geldiniz. PKK'nın öteki tarihini anlatmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bugünkü konumuz 1979 tarihinde Elazığ'da PKK'ya karşı yapılan ilk büyük operasyon. Onun detayları, onun ayrıntıları, bu operasyonda yakalanan kişilerin kimlikleri, özgeçmişleri ve akıbetlerini anlatmaya çalışacağız. Bugünkü konuğum Kemal Sever. Kendisi aslen Bingöl'lüdür. Konuk etmemin nedeni Elazığ operasyonundan bir müddet sonra kendisi de tutuklanıp Elazığ cezaevine konulmuştur. Hayatlarını anlatacağımız veya operasyonun detayını anlatacağımız insanlarla aynı koğuşlarda kalmıştır. Onlarla sohbetler etmiştir. Onlardan bilgiler edinmiştir. Ve kendisi de uzun süre cezaevlerinde yattıktan sonra tahliye olmuş ve yaşamaktadır. Kemal, merhaba. Merhaba, merhaba. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Sen nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim. Böyle Bingöl dağlarında kendine iyi bakman lazım, spor yapman lazım. Ya bu doğa iyidir, iyidir. İnsana bakıyor, doğa bak. Yeter doğa ki bu doğaya karşı dürüst ol, samimi ol, ahlaki ol. Yeter. Evet. Sen bazı felaketler geçirdin. Yoksa sen İri yarı, uzun boylu, vurduğunu deviren bir insandın. Fakat biliyorum büyük felaketler geçirdin. Onun için biraz, yani biraz azıcık yaşlı olmuşsun. Hem de yıprandım bayağı. Evet. Evet. Kemal, biz bu gece 1979 yılında Elazığ'da PKK'ye ve PKK'lilere karşı yapılan ilk büyük operasyonu tartışmak istiyorum. O konuda senin bilgilerine de başvuracağım. Bu operasyon biliyorsun 1979'da yapıldı. Mayıs ayında Şahin Dönmez PKK'nın merkez komite üyesiydi ve aynı zamanda PKK'de örgütlenmeden sorumlu tek kişiydi. Bu operasyon o zamanki Türk basınında büyük bir yankı yarattı. Hatta zamanın başbakanı Bülent Ecevit PKK'nın 111 tane üyesi vardı demişti. Aydınlık gazetesi yayınlar yapmış. Bu operasyonda yakalanan kişilerin Elazığ ve Bingöl mıntıkasında, Elazığ, Bingöl ve Dersim mıntıkasında 6 öldürme olayına katıldıklarını, Ankara soygunu ve Bingöl'de bir şantiye soygununa katıldıklarını Aydınlık Gazetesi yazmıştı. Şimdi olayın detaylarını iyi verebilmek için neden bu operasyonu yakalandı, kimler bu operasyonda tutuklandı, kimler çözüldü, kimler çözüldükten sonra kimleri yakaladılar ve giderek olayın detayına gireceğiz. Bunun için önce bu operasyonda kimler yakalandı, kısa bir klibi var, ben onu vereyim. Ondan sonra
anlatmaya başladım. Operasyonda bu, bir de İlham Yıldırım mıydı? İlhan Yıldırım. Evet, bir İlhan Yıldırım. Asıl 22 kişidir. Fakat bazı kişilerin isimleri gerek ki yani sonradan serbest bırakıldıkları için, gerekse önemli aktörler olmadıkları için araştırmaya gerek duymadım. Fakat bu bildiğimiz ki yani bu biraz önce ismi hatta bilhassa resmi yayınlanan kişiler o dönemde önemli aktörlerdi. Birkaç kişisi yine sempatizandı. Onlar haliyle çabuk serbest bırakıldılar. Şimdi bence olayı şöyle ele alalım. Ben bazılarını tanımıyorum. Onları ben sana soracağım ama benim tanıdıklarımı ben kendim anlatmak istiyorum. Fakat bu filmde veya bu klipte ismi olmayan Celal Aydın olayı var. Celal Aydın'ın öldürülmesi olayı var. Aslında bu klipte ismi geçen kişilerin Celal Aydın'la yani tutuklanmalarının, operasyon yapılmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Celal Aydın'ın öldürülmesidir. Onun için önce ben Celal Aydın olayını izah etmek istiyorum. Celal Aydın o dönemde PKK'nın Malatya bölge sorumlusuydu. Tunceli Öğretmen Okulu'nda biz birlikte okumuştuk. Yani birlikte mezun olmuştuk. Daha sonra Malatya bölge sorumluluğu görevini Şahin Dönmez kendisine vermişti. Celal Aydın beyni açık, entelektüel, uzağı görebilen, siyah ile griyi birbirinden ayırt edebilen özelliklere sahip bir insandı. 1979'da hemen başlarındadır büyük bir ihtimal, tam tarih bilmiyorum, Şahin Dönmez Aytekin Tuğluğu Malatya bölgesine gönderiyor. Diyor git Celal Aydın'ı bul. De ki Karakoçan'da bir toplantı var. Acil olarak arkadaşlar seni o toplantıya çağırıyorlar. Celal Aydın'ı Malatya'dan alıp Karakoçan'a getiriyor. Şahin Dönmez, Ali Gündüz. Üçüncü bir kişi var. Nurettin Yıldırım mı değil mi tam bilmiyorum. Aytekin Celal'ı alıp bir köye götürüyorlar. Bir araziye götürüyorlar. Orada kazma ve kürekle mezar kazıyorlar. Bir çukur kazıyorlar. Ve Celal öldürüleceğini anlıyor. Şahin Dönmez'e beni öldürmeyin diyor, onu ikna etmeye çalışıyor. Fakat Şahin Dönmez ise yetkisinin kendisinde olmadığını, bunu yapmak mecburiyetinde olduğunu söylüyor. Çukur hazırlanınca çukurun başına sürüklüyorlar. Ali Gündüz elindeki tabancayla Celal Aydın'ın kafasına sıkıyor
ve canal kafa üstü çukura düşüyor. Kolundaki saati çıkarıyorlar, elbiseleriyle gömüyorlar. Ben bunu nereden biliyorum? Böyle bir tanık gibi anlattım. Ben biliyorsun Diyarbakır'da 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde Şahin Dönmez, Ali Gündüz'ün yargılandığı mahkemede onlarla birlikte yargılandım. Ve her ikisi de itirafçı olduğu için olayı bu şekilde bütün detaylarıyla izah ettiler. Ben de dinledim. Ve hakim polisin, tarihi de söylemişti, tarihi unutmuşum. Polisin bunların ifadesi üzerine bunları aldığını, olay yerine götürdüğünü, çukurun kazıldığını ve cesedin çukurdan çıkarıldığının raporunu da okudu. Doğru mudur bu? Şahin de, Ali Gündüz de rapor doğrudur dediler. Şimdi bize, yani o zaman işte biz duyduk ki Celal Aydın öldürülmüş. Ben Bingöl'de Şahin Dönmez'e dedim ki Celal Aydın niye öldürüldü dedim. Dedi ajandır. Dedim ajan değildir. Dedi sen ne demek istiyorsun? Aramızda münakaşa çıktı. Fakat işte bizdeki bilgileri, yani parti içindeki bilgileri Tekoşin'e verdiğini, Cemil Bayık'ın, işte Abdullah Öcalan'ın bilgilerini, nerede kaldıklarını verdiğini, yani bilgi veriyor ki öldürülsünler diye bilgi verdiğini söyledi. Fakat artık kafamıza kuşku girince, yani o zaman kesinlikle inanmamıştım. Ben Celal Aydın'ın entelektüel bir insan olduğunu, bölgede emir kolu yaratmak istediklerini, emir kolu olmayan kişileri öldürmek istediklerini o dönemde fark etmeye başlamıştım. Celal'in de bu yüzden öldürüldüğüne inanmıştı. Fakat daha sonra yaptığım araştırmalar sonucu Celal Aydın PKK içindeki bilgileri Tekoşincilere vermemiş. Tekoşincilerden bilgi almış. Bu bilgi de Antep'te Haki Karer'in öldürülmesiyle ilgili bilgilerdir. Tekoşinciler bu bilgileri nasıl edindiler? Bizden ayrılan, yani o zaman PKK'nın Antep grubundan ayrılan Ali Yaylacık, Bozan Aslan, Mehmet Uzun gibi arkadaşlar Tekoşincilere veya bazı çevrelere Haki Karer'in bir iç komplo sonucu öldürüldüğünü veya Haki Karer'in Mehmet Uzun'un, Bozan Aslan'ın, Ali Yaylacık'ın Abdullah Öcalan'la kesire ilişkilerinden kuşkulandıklarını, Abdullah Öcalan'la pilot ilişkilerinden kuşkulandıklarını söylediler, bunu eleştirdiler. Bu eleştirilerden sonra Haki Karer öldürüldü. Bunlar Öcalan'dan, Öcalan'ın ilişkilerinden kuşkulandılar ve gittiler Tekoşincilere, yani Tekoşin denilen işte o zaman Seyfi Cengiz'le Kamer Özkan da zaten bunu duyduğu için ayrıldı. Bunları bildiği için ayrıldı. Ayrı bir örgüt kurdular. Bunlar da gittiler bunlara anlattılar. Ha şimdi Antep'te bunu anlatan, bunu kuş kullanan kişiler tek tek bir yıl içerisinde ajandır diye öldürdüler. Biz bunu başka programda açıklamıştık, tartışmıştık. Celal Aydın da bunları duyduğu için, bunları dile getirdiği için, kafasına kuşku girdiği için, bunu bu da öğrendi dedikleri için Celal Aydın'ı götürüp öldürdüler. Kararı kim aldı? Şahin Dönmez kendi ifadesinde, yani mahkemede verdiği ifadede itirafçı olarak ifade veriyordu. Kararı ben
Cemil Bayık ve Abdullah Öcalan aldı dedi. Zabıtlara da böyle geçti. Şimdi bu Celal Aydın hikayesini biz yani böyle noktaladıktan sonra başka bir hikaye var. O da Antep'e uzanıyor. Bu hikaye de anarşist Rıza olarak bildiğimiz bir arkadaşın hikayesidir. Bu arkadaşı belki sen de tanıyorsun. Elazığ o dönemde Elazığ'da Fevzi Çakmak'ta herkes onu tanır. Çünkü faşistlere karşı yiğitçe mücadele veren bir insandı. Ve ona da bize anlatıldığı gibi işte Haki Karir'in Beş Parçacı Süleyman isminde birisi tarafından öldürüldüğünü Rıza'ya ve Ali'ye, Ali Yaylacık'a anlatmışlardı ve Ali ya Rıza, şey Beşparçacı Süleyman'ın İskenderun'da Töpder'de gelip oturduğunu söylemişlerdi. Bunlara görev vermişlerdi. Gidin öldürün demişlerdi. Rıza ile anarşist Rıza ile Ali Yaylacık İskenderun'da gidip geziyorlar. Gözlüyorlar, izliyorlar. Neticede Aletin'in Töpder'de görüyorlar. Takip ediyorlar. Dar bir sokakta arkadan tarıyorlar. Ve onlar Aletin'i tararlarken Antep'te kendilerine Aletin'i tarayın görevi verenlerin arkadan kendilerini taradığını görüyorlar. Ve anarşist Rıza burada elinden vuruluyor. Her ikisinin de Ali Yaylacık'ın da Rıza'nın da feleği şaşıyor. Bir örgüte inanmışlardı. O örgütün liderlerinden biri olan Haki Karir, Beşparçacı Süleyman tarafından öldürülmüş diye inanmışlardı. Onun için arkadaşlarının intikamını alacaklardı ve arkadaşlarını güya öldüren kişiyi sıkarlarken onlara görev veren kişiler tarafından vurulmak istediğini görürler. Bundan dolayı Ali Yaylacık gider Tekoşin'e sığınır, bildiklerini anlatır. Ben mektubunu okumuşum, böyle anlatıyor. Mektubunu Sefi Cengiz getirdi. El yazısıyla yazdığı mektubu bana verdi ve böyle yazıyor. Rıza da orayı terk ediyor. Elazığ'a geliyor, sakın kimse bana yanaşmasın. Bu örgütten olan kimse bana yanaşmasın diyor. Şimdi Rıza da artık bir suçludur. Rıza da durumu görmüştür. Rıza'nın da ortadan kaldırılması gerekiyor. Fikri vardır örgütün kafasında. Ve bunun için Elazığ'da bir toplantı yapılması gerekiyor. Bu toplantıya kim katılacaktı? Şahin Dönmez bir. Cemil Bayık 2. Bu ikisi dışarıdan gelmiş. Toplantıyı asıl bu ikisi organize edecek. Elazığ Bölge Komitesi, Hamili Yıldırım, Sakine Cansız ve Zeki Budak'tır. Bunlar da toplantıda bulunacaklardı. Şimdi bu toplantı gerçekleşmeden Elazığ'da büyük bir operasyon oluyor. Şimdi bu operasyon konusunda benim yaptığım araştırmalarda bir konuyu kesinleştirmemişim. Ali Gündüz, ya iki versiyonu var. Bir, Ali Gündüz ile Hüseyin Taze yakalanıyorlar. Hüseyin Taze hemen bir iki saat içerisinde serbest bırakılıyor. Ama Ali Gündüz itirafçı oluyor, çözülüyor ve İlk önce Rıza Sarıkaya'yı yakalatıyor. Ondan sonra hepsini yakalatıyor. Sonradan birisini yakalıyor. O da çözülüyor. O da çözülüyor. Birbirini tümü yakalanıyorlar. Şimdi burada benim kesinleştirmediğim şey şudur. Ali Gündüz kendisi mi gitti polise sığındı? İtirafçı oldu. Yoksa yakalandı, çözüldü, bunları yakalattı. Bu konuda ben netleşmemişim. Kendisi gidip polise sığınabilir fikri şöyle kafama düşmüştür. Bilmiyorum sen şeyi okudun mu? Sakine Cansız'ın
üç ciltli kitabını Yaşamın Kavgamı. Ha, burada Sakine Cansız diyor ki Ali Gündüz ilk olarak çok yakından bir insan öldürüyordu. Yani Celal Aydın'ı kastediyor diyor. Kafasına çok yakından sıkmıştı diyor. Sıkmıştı ve diyor olaydan sonra vicdan azabı çekiyordu. Pişman olmuştu. Şimdi ben vicdan azabı çeken yani Ali Gündüz Celal Aydın'ın ajan olmadığını %100 biliyordu. %100 bilmesine rağmen kafasına kurşunu sıkmıştı. Şahin Dönmez de %100 Celal Aydın'ın ajan olmadığını biliyordu. Onu ölüme götürdü. Ha. Bundan ben hareket ederek diyorum ki Ali Gündüz baktı o gece başka bir toplantı yapılacak. Bu sefer anarşist Rıza hakkında ölüm kararı alınacak. Ve büyük bir ihtimalle tetik yine kendisine çektirilecekti. Bu düşünceden ben hareket ederek Ali Gündüz kendisi gitmiş polise teslim olmuş ve ilk yakaladığı kişi Rıza. Hemen arabadan diyor ki bak budur. Yani Rıza'yı ölümden kurtarıyor ama 10 yıl hapis yatmasına neden de oluyor. Bu benim vardığım sonuçtur. Ama ilk yakalanan Ali Gündüz ve daha sonra operasyonları yapıp kişileri yakalatan Ali Gündüz'dür. Yakalanan kişiler çözülüyor. Onlar da bildikleri başka kişilerin evlerini gösteriyorlar. Öyle yakalatıyorlar. Mesela Sakine Cansız, Hamidi Yıldırım ve Ayten Yıldırım'ın kaldığı evi gösteren Ali Gündüz'dür. Rıza'yı yakalatan Ali Gündüz'dür. Ama Şahin Dönmez ve Ali Haydar Eroğlu, belki onları da Ali yakalattı. O ikisi çözüldükten sonra Cemil Bayık'ın hangi evde kaldığını söyleyen Şahin ve Ali Haydar'dır. Ali Haydar Eroğlu. Cemil'in yerini söylüyorlar ve polis gidiyor Cemil'i de alıyor. Şimdi bu buraya kadar, bu tabii şimdi detaya gireceğiz. Bunların yarattığı durum, bunların akıbetleri, bunlar çözülünce ne oldu? Onlar üzerinde konuşacağız. Fakat burada sen onlarla birlikte kaldın, aynı koğuşlarda kaldın. Onlar bu durumu nasıl anlatıyorlardı o zaman sana? Ya şimdi orada benim öğrendiğim, önce şöyle bir senin bir yorumuna bir açıklık getireyim. Ali Gündüz yalnız şu anda senin görüntün yani dedim ya ha biraz yani evet. Kafanın yarısı görünmüyor. Şimdi eğer yine, Ali Gündüz yine kesik Ali Gündüz Hüseyin Kazi ile beraber yakalanmış ise bu kendisi gidip teslim olmamış. Büyük ihtimalle bir çevirmede veya bir aramada yakalandı. Öyle insan mantığı alıyor. Ama eğer kendisi gidip teslim olsaydı Hüseyin Taze'yi beraber götürmezdi. Kendisi tek başına gider teslim olurdu ve o şey olurdu. Yani mantık yürüterek konuşuyorum. Ha, şimdi ben tabii onlardan 8 ay, 10 ay sonra yakalandım. Aynı koğuşlarda kaldım. Ben gittiğimde daha henüz Şahin Dönmez örgüt tarafında tecrit edilmemişti. Yine örgüt içindeydi. Yani o örgütsel yapı devam ediyor orada. Daha sonra yani 2 ay sonra mı 3 ay sonra bir talimat geldi. Tecrit ettiler. Öyle gördüm. Şey söyleyeyim. Zaten Zeki Budak, Sakine Cansız, Hamili Yıldırım, Şahin Dönmez. Bunun dışındakiler orada kadro falan değil yani. Onlar çok büyük oranda sempatizandır. Veya lise öğrencileridir veya liseden yeni mezun olmuş arkadaşlardır. Yani hepsini de iyi tanırım. Şahsen hepsiyle de çok konuşmuşluğum olmuş. Gördüğüm neydi? Bu işte diyelim Önder
oradaki önder kadroların hepsinin çözülmesi, itirafçı olmasından dolayı veyahut poliste çözülmelerinden dolayı belli bir disiplinsizlik, belli bir dağınıklık da söz konusuydu. Bir de kimse kimseyi ciddiye almıyordu. Kimse kimseyi muhatap almıyordu. Yani herkes birbirini eşit konumda görüyordu. Yani oradaki durum buydu o zaman. Peki sen onu konuşacağız ve şunu sorayım mesela sana göre hani bu Celal Aydın olayı mesela onları diyorsun şey mi mesela Ali Gündüz Sakin'e diyor ki yani pişmanlık duyuyordu veya vicdan azabı çekiyordu. Şimdi bir insan yani suçsuz yere birisini öldürürsen veya ajan olmadığı halde bu işi yaparsan yani bu insan böyle bir ruh haliyle insanlar direnebilir mi sana göre? Yani zor direnir. Zor. Çünkü Ali Gündüz sürekli bir eziklik yaşıyordu. Sürekli. Ben daha önce dışarıda Ali Gündüz'ü görmemiştim, tanımıyordum. Orada gördüm, orada tanıdım. Ama orada gördüğüm kadarıyla ciddi bir eziklik yaşıyordu. Mesela yani hemen hemen oradaki kadroların hepsi o çözülmelerden dolayı bir diyelim örgüt sırlarını vermekten dolayı, isimleri vermekten dolayı hepsinde ciddi bir eziklik vardı. Ciddi bir sorun vardı yani. Evet, şimdi ben tanıdıklarımı yani yaşam öykülerini çünkü anlatmamız lazım. Yaşam öyküleri anlatıldığı zaman olay daha iyi, daha detaylı olarak kavranıyor. Anladım. Evet, şimdi Şahin Dönmez'i biz daha önce FİS toplantısına katılanların yaşam öyküsünü ben anlatmıştım. Fakat burada değişik bir yaşam öyküsünü ben anlatmak istiyorum. Şahin Dönmez Tunceli merkeze bağlı Halburi köyünde doğmuştur. Liseyi Tunceli'de okudu. 1973'te Ankara Hacettepe Sosyal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünde okurken Mazlum Doğan'la tanıştı. Şahin Dönmez Seyit Rıza aşiretinden mensup bir kişidir, değil mi? Evet. Evet. Abasan aşiretine mensup. Abasan. Seyit Rıza'nın aşiretidir. Evet, 27 Kasım 1978 tarihinde FİS toplantısına Şahin Dönmez katıldı. Daha sonra Şahin Dönmez Merkez Komitesi üyeliğine seçildi ve bütün Kürdistan'da örgütlenmeden sorumlu kişi olarak görevlendirildi. İşte 1979'da Elazığ'da yakalandı ve çözüldü. Bunun yakalanma hikayesini bana anlatanlar dediler ki Ali Haydar ya Haydar Eroğlu ve Şahin Dönmez çözüldüğü zaman Cemil Bayram Elazığ'da olduğunu dev yolculara ve dev solculara ait bir yerde kaldığını söylediler ve bunun üzerine polis gitti Cemil Bayık'ı yakalayıp getirdi. Şimdi tabii Şahin Dönmez çözüldüğü zaman ben onun mahkemedeki ifadelerini, polis soruşturmalarını hepsini dikkatle dinlemiştim. Celal Aydın'ın ölüm kararını kim aldı diye sordu hakim. Dedi ben Abdullah Öcalan Cemil Bayık. Tetiği için kim çekti? Ali Gündüz. Yani Cemil Bayık yakalandığı zaman Şahin Dönmez onunla birlikte Abdullah Öcalan'la dahil olduğu üç kişi tarafından Celal Aydın'ın ölüm cezasına çarptırıldığını ve Celal Aydın'ın Karakoçan'ın bir köyünde gömülü olduğu çukuru göstererek Celal Aydın oradan çıkarılmıştı. Şimdi burada Cemil Bayık serbest bırakıldı.
PKK'nın resmi tarihine göre veya o zamanki bizim bize de bana da anlatıldığı kadarıyla ki Cemil Bayık bizzat bana anlatmıştı. Ben başka yerde de söyledim. Burada bu programda tekrar tekrarlamak istiyorum. Ben 1979 tarihinde sürgün edilmiştim Bingöl'den Elazığ'a. Yani örgüt tarafından sürgün edilmiştim. Elazığ'a, Diyarbakır'a sürgün edilmiştim. Diyarbakır'a ben gittiğimde beni İbrahim Aydın ile avukat Mahmut Bilgili'nin kaldığı ofisteki bir eve götürdüler. Eve gittiğimde İbrahim Aydın ve Mahmut Bilgili oradaydılar. Fakat evde fazla ranza, fazla karyola, fazla buzdolabı vardı. Bu nedir dedim. Dediler Şahin Dönmez, Abdullah arkadaşın, o zaman adı Abdullah arkadaştı. Abdullah arkadaşın Günaydın apartmanındaki yerini söylemiş. Biz duyduk Abdullah arkadaş Diyarbakır'ı terk etti. Biz eşyalarını buraya taşıdık. Bu eşyalar o eşyalardır. Biz oturduk, sohbet etmeye başladık. Akşam üzeriydi, kapı çalındı. İbrahim Aydın gitti kapıyı açtı. İçeri giren Cemil Bayık'tı. Hoş geldin, hoş bulduktan sonra nereden geliyorsun dedik. Dedi ki ben de yakalandım dedi şeyde Elazığ'da. Nasıl yakalandı dedi, işte Şahingil'le beni de yakaladılar. Fakat dedi benim üzerimde takım bir elbise vardı, saçlarım uzundu, botlarım güzeldi, üzerimde mark çıktı. Polis bana sordu dedi ki bu nereden getirmişsin bu parayı? Ben de dedim ki babam bana göndermiş. Ben de böyle deyince beni serseri zannedip bıraktılar. Ha, yani o zaman bize anlatılan, bugün de belki hala anlatılan resmi öykü budur. Ama ben kesin Elazığ'da yani insanlar şu anda kalkıp henüz konuşamıyorlar. Maalesef aradan 40 yıl geçmiş, insanlar gerçeği söylemekten korkuyorlar. Televizyonlara çıkıp söylemekten korkuyorlar, ürküyorlar, bin bir hesap yapıyorlar. Fakat ben açıkça öğrenmişim. Haydar Eroğlu ve Şahin Dönmez polise Cemil Bayık falan evdedir demişler. Evi göstermişler. Polis de Cemil Bayık'ı alıp karakola kadar getirmiştir. Karakolda belge olarak Sakine Cansız o 3 ciltlik kitabında aynen benim aklımda kaldığı kadarıyla şöyle diyor. Diyor ben kaldığım hücreden hücredeyken dışarıdan bazı sesler geldi. Ben pencereden baktım. Bazı yeni kişileri getirdiler. Yani o zaman işte Şahin'in falan çözüldüğünü, onun ayrı bir yerde kaldığını zaten söylüyor. Diyor ben baktım onlara yeni getirdiği kişileri tek sıraya dizmişler. Bir baktım Cemil arkadaş en arkada duruyor. Biraz başını eğmişti. Ondan sonra saçları uzundu, üzerinde takım elbise vardı, bir kravatı eksikti. Aynen bu cümleleri yazıyor. Diyor o yeni getirdiği kişileri muhtemelen bir odada bir itirafçı vardı ve camın önünde onları geçiriyorlardı. Diyor Cemil arkadaşlar birkaç kişiyi ayırdılar, dediler bunları geri götürün. Götürdüler. Diyor anlaşılan büyük bir ihtimalle bir itirafçı vicdanlı davrandı veya Cemil başını eğdiği için tanımadı, Cemil'i bıraktılar. Sakine'nin yorumu böyledir. Ama Haydar Eroğlu ve Şahin Dönmez eğer Cemil Bayık ki Celal Aydın'ın ölüm kararını vermiş olarak da Şahin itiraf yapmış bu evdedir demişse polise, polis de almış karakola getirmişse ki karakola getirdiği de Sakina'nın anlatımlarından kesindir. Kendisi de bana anlattı. Kendisi yakalandı, karakola götürdü. Bu da kesindir. Cemil Bayık niye serbest bırakıldı?
Karakol değil, 1800 evlere kadar götürmüşler, işkence merkezi. Velhasıl yani o artık sen Evet. neresiyse orasıdır. Niye 1800 bırakıldı? evlere kadar, Ha, evet, yani teşhis 1800 evlerde yapılmış. evet yani Şahin dönmez bir Cemile torpil mi geçti? Neden diğerlerine torpil geçmedi de Cemile torpil geçti? Önce dedi Cemil buradadır yakalattı. Sonra bu Cemil değil mi dedi. Değil mi deseydi polis gene bırakır mıydı? Fakat izini sürmeye devam edersek kanıt yok. İki tane şahit vardı. Bir Şahin Dönmez yani bir eve götürüp al Cemil Bayık budur diyen bir Şahin Dönmez bir de Haydar Eroğlu'dur. Şahin Evet. Dönmez biliyorsun yakalandı. Diyarbakır yani itirafçı oldu. İntihara teşebbüs etti. Diyarbakır cezaevine getirildi. 2 gün bizim kaldığımız hücrede kaldı. 2 gün direndi dedi. Ben tekrar direneceğim. Hayri Durmuş dedi ki kim direniyorsa dirensin. Biz yeni bir sayfa açmışız. Eski sayfaların hepsini kapatacağız. Dedi ve Şahin direnmeye başladı. Şahin, Alişan Güngör ve Hamili Yıldırım. Ama ikinci gün Şahin tekrar teslim oldu. Teslim olduktan sonra Esat Oktay Yıldırım onu aldı, götürdü koğuşa ve Şahin'in önderlik ettiği bir itirafçılar koğuşu yaratmaya çalıştı. Daha sonra mahkemede üzerimize ifadeler verdi, tahliye oldu, pişmanlık yasasından yararlandı, gitti, askerlik yaptı. Sonra çıktığı zaman İstanbul'da bir nalburcu dükkanında çalışırken Abdurrahman Kayıkçı tarafından öldürüldü. Bir Evet. şahit gitti yani Cemil Bayık budur deyip onu yakalayan bir şahit kayboldu. Bir şahit kalmıştı. Kimdi? Haydar Eroğlu. Haydar Eroğlu uzun süre yaklaşık 10 yıl herhalde cezaevinde kaldı. Ondan sonra ya tahliye edildi ya da o da bizim gibi zannetmiyorum çünkü bizden bir müddet önceydi. Yani biz Turgut Özal'ın af yasasından yararlanarak tahliye olduk. Fakat biz gittiğimizde Haydar öldürülmüştü. Demek ki bizden önce tahliye olmuştu. Evet. Haydar tahliye oluyor ve Beka Vadisi'ne tekrar gerillaya katılmaya gidiyor. Orada Haydar öldürülüyor. Bize anlatılan resmi hikaye şudur. Ali Haydar çok iyi bir arkadaştı, çok iyi bir komutandı, disiplinliydi, fedakardı, coşkuluydu. Fakat bir ajan kız onu vurdu. Arkadaşlar da o kızı hemen yargılayarak büyük işkencelere rağmen kabul etmedi. Dedi yani kazayla vurulmuş. Hatta ben kızın elinin ateşte yakıldığını da biliyorum. İşte kızı da öldürüyorlar. Dolayısıyla o dönemde de Cemil Bayık Beka Vadisi'nde Mahsun Korkmaz Akademisi'nin yönetimindedir. Evet. Şimdi kızın izini sürdüm. Bu kız kimdir? Bu kız Sivaslı bir kızdır. Ve benim tanıdığım bir kadın arkadaşın akrabasıdır. Bir seyidin kızıdır. Kesinlikle ajanlıkla uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yoktur. O kıza yapılan korkunç işkenceler sonucu kız hiçbir şeyi kabul etmemiştir ve ikinci tanık olan Ali Haydar Kaytan da ortadan kaldırılmıştır. Ve Helal Beka'da, olsun. evet Beka'da Ali Haydar Kaytan gömülmüştür. Şimdi görüldüğü gibi Elazığ operasyonu tesadüfi olmuş bir operasyon olarak ben kabul etmiyorum. Yani eğer o gece o operasyon olmamış olsaydı anarşist Rıza o gece idam cezasına çarptırılmış olacaktı. Evet.
Ali Gündüz ya kendisi direktmen bunu engellemek için gitti polise her şeyi anlattı ya da yakalandığı gibi çözüldü, bunu anlattı ve olay bu şekilde Rıza'nın tutuklanmasıyla ve peş peşe yakalananların verdiği ifadelerle Elazığ bölgesinin yönetimi toptan çöktü. Evet. Ve Cemil Bayık serbest bırakılmadan önce Şahin Dönmez, Abdullah Öcalan'ın şu anda Diyarbakır'da Günaydın apartmanında oturduğunu söyledi. Ve sadece Abdullah Öcalan o güne kadar, yani 1979'a geldiğimizde Aydınlık Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Tercüman Gazetesi, Apucular, Apucu Çeteler, Apucu Katiller, böyle acayip yayınlar yapmıştı. Ama geçenlerde ben PKK'nın Ateşten Tarih diye PKK tarihini, orada resmi tarihi anlatıyorlar. Abdullah Öcalan Kesire'yle evlendikten bir müddet sonra diyorlar ki uçakla Diyarbakır'a gitti. Bak ben aranıyorum, belki sen aranıyorsun, bir sürü sempatizan insanlar aranıyor ama bizim adam evlendikten bir müddet sonra uçakla Ankara'dan, evet, Diyarbakır'a geliyor. Ve aranmıyor, resmi aranması yoktur. Celal Aydın öldürülüyor. Şahin Dönmez çözülüyor. Celal Aydın'ın kendisi Cemil Bayık ve Abdullah Öcalan tarafından ölüm cezasına çarptırıldığını söylüyor. Ve Elazığ'da Diyarbakır'a doğru operasyon yapma hazırlıkları başlıyor. Tansu Çiller ile Meral Akşener, yani Meral Akşener İçişleri Bakanı olduğu, Tansu Çiller'in de başbakan olduğu dönemde istihbarat sorumlusu olan Bülent Orakoğlu diyor ki Elazığ'da Elazığ güvenlik güçleri Abdullah Öcalan'ın Diyarbakır'da Günaydın apartmanında olduğunu öğrendiler ve operasyon yapmaya başladılar diyor. Ankara'dan emir geldi, operasyon durduruldu. Hani bunu söyleyen Türkiye'deki istihbaratın başındaki Bülent Orakoğlu'dur. Şimdi ben başka bir belgeye de rastladım. Yani diyelim ki operasyon durduruldu ama benim tanık olduğum eve gittim, İbrahim Aydın ve Mahmut Bilgili var. Fazla eşyaları görünce bu nedir dediğimde dediler ki Abdullah'ın eşyalarıdır. O buradan ayrıldı Diyarbakır'dan, biz eşyalarını buraya getirdik. Şimdi o ayrıldı. Nereye gitti? Tabii ben sormadım. Onlar da söylemediler. Belki onlar da bilmiyorlardı. Ama Necdet Pekmezci isminde bir yazar bir kitap yazdı. O kitapta 1979 tarihinde diyor ki, yani bir acı kahve başlığı altında diyor ki emekli assubay Kırklar Ali'nin Baba Eski ilçesinde yaşıyor. Kahve sohbetlerinde yeri geldikçe anılarını anlatıyordu. O anılardan Abdullah Öcalan da vardı. Yıl 1979. Emekli assubay Şanlıurfa'da konuşlu 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli. Bir akşam üzeri üstünden emir alıyor. Abdullah Öcalan Ömerli'de, köyünde, onu al. Komutan assubaya sıkı sıkı
emir tekrarı yapıyor. Gözaltına alınmayacak, bir kahve içmeye çağır. Assube emre şaşırıyor ama sorgulamadan yanına birkaç eri alıp yola koyuluyor. Öcalan'ı babasının evinde buluyor ve komutanının istediği isteğini aktarıyordu. Öcalan davete şaşırmıyor, cipe biniyor ve komutan ile kahve içmeye gidiyordu. Şimdi hani puzzle taşları darmadağınıktır. Bir fili düşün. Fil yani bir filin puzzle taşları dağınık. Sen onları tek tek bulacaksın, kuyruğunu yapacaksın, hortumunu yapacaksın, kulaklarını yapacaksın, ayaklarını, gövdesini yapacaksın. Fil ortaya çıkar. Şimdi biz böyle olaya yaklaştığımızda Şahin Dönmez Cemil Bayık'ı yakalıyor, yakalatıyor. Fakat Cemil çıkıyor. Biz buna tesadüf diyoruz. Abdullah Öcalan da kendisi kabul ediyor. Günaydın apartmanındayken kendisine operasyon yapıldı fakat olmadı. Kendisi de kabul ediyor. Fakat oradan ayrıldığına dair ben kendi tanıklığımı söyledim. Ayrılıyor. Ama nereye gidiyor kimse bilmiyor. Fakat Nezdet Pekmezci diye bir adam iş sürüyor ve kendi babasının evine gidiyor. Oradan da komutan onu çağırıyor. Yani ne için çağırabilir? Abdullah Bey gel yani o zaman Abdullah Öcalan artık yani bilmem kaç kişinin katili olarak biliniyor. Ondan sonra örgüt ona mal olmuş. Hapucular denilen bir şey ortalıkta dolaşıyor. Sadece Elazığ'da 6 tane adam öldürme var. Ondan sonra her yerde bir sürü şey var. Helvan olayı var. Bir sürü problem var. Bir sürü çatışma var. Bir sürü adam öldürme var. Ve komutan kahve çağırmaya götürüyor. Onun ötesini bilmiyoruz. Ha, şöyle bir tahmin yürütebilir miyiz? Komutan sen artık buradan derhal ayrıl. Senin hakkında bunları artık söylediler sen ayrıl. Ondan sonra Ethem Akçam onu alıyor Suriye'ye götürüyor. Böyle bir şey düşünmek fazla mı fantazi olur? Belgeler bizi buna götürüyor. Orakoğlu'nun anlattıkları, Şahin Dönmez'in, Ali Haydar Eroğlu'nun ortaya koyduğu yani tablo, ondan sonra şeyin Ali Haydar'ın Beka'da o şekilde öldürülmesi, Abdullah Öcalan'ın ortadan hemen kaybolduktan sonra şeye kaçması, yani çağrıldıktan bir müddet sonra yurt dışına kaçmasının mutlaka ve mutlaka bu olaylarla ilişkisi vardır diye düşünüyorum. Şimdi Selim her kapalı görüşme, her kapalı ilişki spekülasyonlara ve çeşitli yorumlara açıktır. Evet. Her kapalı görüşme veya her kapalı ilişki. Şimdi o Pekmezci'nin anlattığı hadise doğruysa ve gerçek ise tabii bunun üzerinde yüzlerce yorum yapılır. Yüzlerce yorum yapılır. Her tür şüpheye de açıktır. Şüpheye de açık. Ha, şimdi Cemil Bayık konusunda bir şey söyleyeyim sana. Şimdi Cemil dev solcuların mekanında veya evinde yakalandığı zaman herhangi bir insan olarak mı yakalanmış yoksa Cemil Bayık olarak mı yakalanmış? Büyük ihtimalle Cemil Bayık olarak yakalanmış, alınmış, ta 1850'lere kadar götürülmüş. Orada teşhisi yapılmış ve o teşhisten sonra serbest bırakılmış. Evet, bendeki bilgiler öyledir. Ama resmi görüş ise işte dediğin gibi gelmişler, toplanmışlar. İşte bu ara Cemil de kendine tasadüf olmuş. Ona Cemil alıp bırakmışlar. Yani resmi görüş böyle diyor. Polise düşen insan bunlara inanmaz. Çünkü polis bu işleri titizlikle inceler. Öyle kolay kolay tamam seni aldım getirdim hadi güle güle demez. Mümkün değil böyle bir.
Biz hepimiz o süreçleri yaşamış insanlarız. Sen de yaşadın. Mantığını kabul ediyor mu öyle bir yorumu? Sonra o dönemde polis kimi yakaladıysa hele böyle yani örgüt ilk olarak yani örgüt geniş kapsamlı bir operasyon yapılıyor. Her şeyi polis didik didik arıyor. Ondan Evet. sonra tek tek kişi birisi hele çözüldüyse birisi çözüldüyse ki Şahin Dönmez gibi birisi 111 kişiye görev verdiğini 111 kişinin adını soy adını 7 sülalesini Şahin Dönmez anlatmıştır. Yanındaki Cemil'i niye anlatmasın? Tabii örgüt şeması çıkarmıştı ya Şahin Dönmez ya. Örgüt Evet. şeması ya. Aydınlık Gazetesi'nde o zaman yayınlandı. Şimdi ikinci kişi yani Şahin Dönmez'den sonra ikinci kişi Ali Gündüz'ün üzerinde de biraz durmamız lazım. Ali Gündüz Hengivan bugünkü Türkçe Hingirvan. Hengivan Hengirvan bugünkü Türkçe ismiyle Karagöl köyünde doğmuş. Haydaran aşiretindendir. Ali Haydar Kaytan'ın akrabasıdır. Liseyi Dersim'de bitirdi. Lise mezunudur. 1976'da Kürdistan devrimcilerine katıldı. Daha sonra bilmediğimiz kim onu merkez komitesi yapmışsa büyük bir ihtimalle FİS toplantısından bir müddet sonra merkez komitesi üyesi olarak seçilmiş. Ama her nasılsa tetikçi olarak kullanılmaya başlanmış ve Celal Aydın'ı öldürmüş. İlk Elazığ grubunda ya yakalanan ya kendisini yakalatan kişidir ve grubun yakalanmasında önemli rol oynadı. Hatta mahkemede ben polisle birlikte çalışmayı kabul ettim soruşturmada dedi. Diyarbakır cezaevinde uzun süre kaldı. Uzun süre değil yani bize göre bize göre kısa ama biraz kaldı. Yani itirafçılık yasasına kaç yıl kaldılar ona? 5 yıl mı? 3 yıl mı? Onlar 86'da bırakıldı. 86'da evet. Evet. Yani 80'de yakalandı. 79'da yakalandılar. 86'da bırakıldılar. O güne kadar itirafçılar koğuşundaydı. Tahliye olduktan sonra benim aldığım bilgilere göre o da askerliğini yapıyor, Dersim'e gidiyor, evleniyor, suya, sabuna, siyasete hiç dokunmuyor ve kimse de bugüne kadar ona bir şey söylemiş değildir. Yok, İstanbul'a gidiyor. İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da mı yaşıyor? Evet. Bilmiyorum. Oraya ben Dersim'de bir kadınla evlendiğini duymuştum. Dersim'de kaldığını duymuştum ama eğer sen büyük bir ihtimalle benden Yok. iyi bilirsin. Çünkü sen Dersim'de yok. Dersim'de kalmıyor. Dersim'de yok. evet. İstanbul'da. Sakine Cansız başka yerde de hayatını anlattım. O da işte 1979'da Mayıs ayında Hamili Yıldırım ve Ayten Yıldırım'la birlikte bir evde kalırken Ali Gündüz'ün yer göstermesi sonucu tutuklandı. O da işkenceler gördü ve bir müddet cezaevinde yattıktan sonra Elazığ'daki cezaevinde yattıktan sonra durumu neydi? Sakine'nin durumu da onun da mı morali bozuktu? Yok o böyle direnişçiliğini devam ediyordu. Direnişçiliğine. Ya, şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii onlar bayanlar koğuşundaydı. Bizim aramızda bir koridor vardı. Bazen bir merhabalaşıyorduk. Ama yani ilişkiler zayıf olduğu için tam ne olduğunu bilemem. Bir yorum yapamam ama dirayetli bir arkadaştı. Onu da söyleyeyim. Yani. Onu Evet, söyleyeyim. Sakine yapı olarak dirençlidir. Yani onun anılarını okuduğum zaman yani diğerleri itirafçı olurken Sakine onlara karşı böyle kinlidir, dik duran bir Evet. kadın Evet. arkadaştır. Ondan sonra biliyorsun zaten Diyarbakır cezaevine hep birlikte getirildiler. Kadınlar koğuşunda Sakine kaldı. Kadınlar koğuşunda Sakine Cansız, Gönül Atay, Fatma Çelik, Aysel Çürükkaya kadınlar koğuşuna denilebilir ki önderlik yaptılar. Ve cezaevindeki direnişlerde yer aldılar. Ve ismini saydığım bu dört kadın
49 gün ölüm orucunda kaldılar. Başka ölüm oruçlarına ve açlık grevlerinde de yer aldılar. Mahkemelerde siyasi tavır takındılar. Sakine Cansız Hamili Yıldırım'la birlikte 430 sayfa kalınlıkta Kürdistan davasını savunan bir savunma yaptı. O savunma benim de yargılandığım mahkemede bir kısmı okundu ve o savunmanın dışarı çıkarıldığını, Bekka'ya kadar gidip götürüldüğünü, Bekka'da kaybolduğuna dair benim bilgilerim de vardır. Sakine bir sürü maceradan sonra başı dik olarak cezaevinden tahliye oldu. Bekka Vadisi'ne gitti. Bekka Vadisi'nde ise Mehmet Şener'le olan duygusal ilişkilerinden dolayı yargılandı, mahkum edildi, boyun eğdirildi, dağa gönderilerek köleleştirildi, gözden düşürüldü, itibarı sıfırlaştırıldı, Avrupa'ya gönderildi. Hem MİT'le hem PKK'le birlikte çalışan bir ajan tarafından ve ajanlar tarafından öldürüldü. Paris'te davanın üstü de örtüldü. Geniş bunu anlatmak mümkündür ama Sakine'nin kısa yaşam hikayesi böyledir. Hamili Yıldırım'ı sen de çok yakından en az benim kadar tanıyorsun. Evet. Hamili de Vatan İş Köyü'nde, yani Dersim'e merkeze bağlı Vatan İş Köyü'nde doğdu. Lise mezunuydu. 1975'lerde Kürdistan Devrimcileri grubuna katıldı. Dersim ve Elazığ'da sorumluluklar üstlendi. Kürdistan Devrimcileri grubuna para temin etmek için Ankara soygununa katıldı. Ali Haydar Kaytan'la birlikte bir ara başka bir herhalde silah bulundurmaktan tutuklanıp hapse konuldu. Daha sonra tahliye oldu, faaliyetlerine devam etti. 1979 Mayıs ayında Ali Gündüz'ün ev göstermesi sonucu yakalanıp cezaevine girdi. Soruşturma, yani herkesin itirafçı olduğu bir grup içerisinde, herkesin itirafçı veya Şahin Dönmez gibi, yani örgütlenmede sorumlu olan ve örgütün her şeyi bilen birisinin her şeyi söylemesiyle artık ne kadar direnilirse veya sır ne kadar saklanırsa onu bilemem. Sır kalmaz ki saklayasın. Evet, sır kalmaz ki saklayasın, doğru. Diyarbakır cezaevine ben, yani kendi tanıklığımı anlatayım. 1991'di, kış aylarıydı. Elazığ grubunu getirdiler ve Şahin Dönmez, Alişan Güngör ve Hamili Yıldırım'ı bizim kaldığımız hücrelere getirdiler. Hamili sordu, siz ne yapıyorsunuz, ne var? Biz de dedik ki, koğuşlarda kalanlar, kurallara uymuşlar, direnen bir biz kalmışız. Koğuşlarda işte İstiklal Marşı'nı okuyorlar, gardiyana komutanım diyorlar, askerler denetiminden marş söylüyorlar. Biz ise hiçbirisini kabul etmiyoruz. Dedi biz ne yapalım? Biz dedik ne yapalım? Siz biliyorsunuz. Dedi biz de hiçbir kurala uymayacağız. Ondan sonra dedi Şahin ne yapsın? Hayri işte dedi ki biz yeni bir defter açmışız. İşte bu defterde herkes kendi adını yazdırabilir. Şahin dedi tamam ben de direneceğim. Alişan da zaten direndi. Önce geldiler işte canavarlar, Elazığ grubu. Çıkın bakayım dışarı. Çıkardılar. Koridora götürdüler. Bir yarım saat kadar joplarla, kalaslarla dövdüler. İstiklal Marşı'nı okutmak istediler. Okutamadılar. Geri getirip hücrelerine koydular. Öğle saatlerine bir daha, akşam bir daha üç kere dövdüler o gün. Akşam olunca biz şey yapıyorduk. Kim teslim olmuş, kim kalmış diye herkes yurduk söylesin. Yani o koridorda gidip teslim olanlar, marş, yavaştan marş okuyanlar söylüyorlardı biz olduk. Olmayanlar diyorlar biz devam ediyoruz. Şahin dedi, ikinci gün Şahin dedi, es şu. Yani Kürtçe söyledi, ben gittim dedi. O zaman Rıza Altun dedi, Şahin dedi, sen Elazığ'da
partiyi bir çorbaya, burada ise bir jopa sattın dedi. Hayır dedi, karışmayın dedi, kim ne yapıyorsa yapsın dedi. Ondan sonra yüzbaşı Esad onu aldı götürdü. Hamili bizim aramızda kaldı. Sonuna kadar bizim tavrımız neydiyse Hamil'in tavrı aynen öyleydi. Mahkemelerde Kürdistan davasını Hamili savundu. Mertçe, yiğitçe tavırlar takındı. Burada yani Hamili Yıldırım'ın bir dramı, hem Sakine ile ilgili bir dramı, hem kendi karısıyla ilgili bir dramı var. Onu da anlatmak zorundayım. Madem ki tarihçiler ileride belki bizim anlattıklarımızdan yararlanırlar, belki değerlendirirler diye ben gerçeklerin bilinmesini istiyorum. Ayten Yıldırım Hamili'nin eşiydi. Yani hem nikahlı hem de resmi eşiydi. Tunceli'de evlenmişlerdi. Örgüt kararıyla da evlenmişlerdi. Bir evde kalıyorlardı. Ayten de tutuklandı. İşkence gördü. Sonra serbest bırakıldı. Bir müddet sonra Antep'te yakalandı. Orada cezaevine konuldu. Oradan da serbest bırakılınca Beka'ya gitti. Öcalan'ın evinde kaldı. Ve bilmediğimiz, aslında benim aslında benim bildiğim ama tırnak içinde bilmediğimiz nedenlerden dolayı psikolojik olarak çöktü. Şey bir deyimle kafayı yedi, delirdi. Benim öğretmen okulu arkadaşımdı, çok da güzel bir kızdı, mavi gözlüydü. Delirdi ve kurtulmak için kaçıp gidip Filistin kampında Filistinlilere sığındı. Apo adam gönderdi. Dedi ki arkadaşın psikolojisi bozuktur, delirmiş. Verin biz götürüp tedavi ettireceğiz. Ve Ayten de Arapça bilmediği için kendi derdini sığındıklarını anlatamadı. Geri verildi ve Öcalan'ın evinde dövülerek. Bana birisi anlattı, ona işkence yapan, yani ranzanın altına veya karyolanın altına sığınıyor. Ondan sonra adam da ranzanın altında ağzının içinde yumruk vura vura yumruğunu kaldırdığı zaman yumruktan kan damlıyordu dedi. Ayten bu şekilde işkencelerle öldürüldü. Ve Hamili Yıldırım bunu duydu. Hepimiz duyduk ama bu şekilde biz duymadık. Nasıl duyduk biz? Cemile Merkit'in, Yıldırım Merkit'in kız kardeşi. O da bir zamanlar PKK'nın merkez komite üyeliğini yapmıştı. Çetin Güngörgil'le birlikte hareket etmişti. Cemile'nin bir kardeşi Ali Ekber'dir herhalde. Biz o zaman hücrelerdeydik. Baskı da vardı, zulüm de vardı. Ali Ekber görüş gününde değil, görüş günü dışında bir gün geliyor cezaevi müdürüne. Diyor ki ben Hamili Yıldırım'la görüşmek istiyorum. PKK'liler onun karısını öldürmüşler. Ben bu haberi ona vermek istiyorum. Ve Hamili Yıldırım'ı hücreden çağırdılar. Dediler görüşmecin var, gel git. Hamili gitti, bir müddet sonra kısa zamanda geri döndü. Sonradan ben kendisinden öğrendim. Niye seni götürdüler? Dedi ben müdürün odasına gittim. Müdür Birol Şen. Diyarbakır Sıkı Yönetim Komutanlığı, Diyarbakır Cezaevi Müdürü. Yani Esat ona bağlı çalışıyordu. Birolşen'in odasında Hamili gidiyor bakıyor Ali Ekber orada diyor nedir Ali Ekber diyor PKK senin karını öldürdü sen daha ne güne kadar bekleyeceksin? Birolşen de diyor ki bak bu genci dinle senin karını da öldürmüşler tavır koy ben seni tahliye edeceğim. Ve Hamili diyor benim bu kişiyle konuşmam deyip çekip geliyor.
Şimdi tabii dışarı, yani onlar içeride bizim ne vaziyette olduğumuzu, ne durumda olduğumuzu bilmiyorlar. Biz de onların ne durumda olduklarını bilmiyoruz. Mesela büyük bir ihtimalle Ali Ekber'i gönderenler cezaevinin çok normal bir cezaevi olduğunu, işte Apo'cunun da her Apo'nun da herkesi işte ajan şu bu diye yani öldürdüğünü ve bize haber verilirse biz hemen Apo'ya karşı çıkacağız diye inanıyorlar. Ve böyle bir ortamda gelip söylüyorlar. Şimdi Hamile'nin orada tepkisi yani tamamen karısını da bile öldürmüşse belki o da ajandır, belki bu gelen de ajandır. Böyle bir şey oldu. Ve uzun süre sonra Hamile gerçeği öğrendi mi? Hala öğrenmiş mi? Onu da bilemiyorum ama ben öğrendim. Ben tahliye olduğum zaman ben Beka'da gerçeği öğrendim. Hamile öğrendi mi öğrenmedi mi hala bilmiyorum. Şu anda Abdullah Öcalan'ın yanındadır. Kendi karısının katiliyle birlikte belki aynı hücrede kalıyor. Şimdi buna başka bir dram daha eklersem, çünkü bunun Sakine'nin dramıyla da bir ilişkisi var. Çünkü Ayten öldükten sonra Hamile Sakine'yle nişanlanmak istedi ve ikisi nişanlandılar. Ondan sonra Sakine örgütperest bir kadındı. Yani örgütün yöneticileri ne derse kesin o doğrudur. Ama yönetici olmayan birisi doğru da bile söylese yanlıştır. Sakine'nin mantığı buydu. Ve Hamile Yıldırım kendi eşiyle ilgili artık bu olaydan yıllar sonra, 3 yıl sonra veya 4 yıl sonra kendi eşiyle ilgili yani Ayten Yıldırım'ın neden öldürüldüğünü dışarıdaki örgüte soruyor. Dışarıdaki örgüt de Meral Kıdır adına Hamile'ye bir mektup gönderiyor. Hamile mektubu okuyor ve yırtıp atıyor. Mehmet Şener diyor yok mektubu sen niye yırtıyorsun? Bize vereceksin. Yırtmadan bize vereceksin. Biz okuyacağız. O da vermiyorum. İkisi arasında münakaşa çıkıyor. Ağız kavgasına varıyor ve Hamile Yıldırım mektubu yırtıp atıyor. Bunun üzerine Hamile Yıldırım merkez üyeliğinden düşürülüyor. Sakine vay sen nasıl merkeze karşı geliyorsun diye aralarındaki ilişkiyi veya nişanlanmayı bozuyor. Daha sonra Mehmet Şener'le duygusal ilişkileri gelişiyor. Mehmet Şener'in de başka bir tane Mediha diye bir kızla ilişkisi yani yakalanmadan önce nişanlanmışlar. Mediha'yla boşanıyor, yüzüğünü ona gönderiyor, Sakine'yle yüzük takıyor. Bak roman gibi bir şey. Şimdi aradan zaman geçiyor. Mehmet Şener dışarı çıkıyor, ajan diye öldürülüyor. Mehmet Şener'in önceki sevgilisi Mediha o da ajandır diye öldürülmüş. Bir sağ kalan Sakine'yle Hamile'dir. Onlar da birbirlerine düşman hale getirilmiş. Hamile tahliye oluyor, Beka'ya gidiyor. Sakine Güney Kürdistan'dadır. Apo bu kez Sakine'yle Hamile'nin yani aşkı yeniden filizlendirecek. Eğer sen okudunsa kendi anılarında diyor ki talimat gelmişti biz yeniden buluşup konuşacaktık. İşte bir köyde bombalanmış yani Türk uçakları tarafından bombalanmış köy yanmış ağaçların siyah kökleri görünüyor. Biz ikimiz bir taş iki taşın üzerinde karşılıklı oturmuş talimat gelmiş talimatla birbirimizi seveceğiz. Ama ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ne o konuşabiliyor, ne ben konuşabiliyorum. Konuşamazsınız. Neden konuşamazsınız? Senin sevgilin Mehmet Şener'i öldürmüş. Sen neden öldürüldüğünü soramıyorsun. Onun karısını öldürmüş Ayten'i. O da neden karısının öldürüldüğünü sana anlatamıyor. Konuşamamanızın nedeni işte budur.
Hamili biliyorsun fırtına taburları komutanı olarak Suriye'den Güney Kürdistan'a gönderildi. Fırtına taburları da Peşmerge'ye karşı savaşacaklardı ve Suriye hududundan İran'a kadar 30 metre de genişlemesine toprak arazi ele geçireceklerdi. Yani Peşmerge'nin kurtardığı, Peşmerge'nin denetiminde olan toprakları alacaklardı ve Suriye'den İran'a kadar bir şeritte PKK'nın denetiminde bir zapt cumhuriyeti kuracaklardı. Binlerce 30 kilometre derinliğinde. 30 kilometre derinliğinde Suriye hududundan İran'a kadar, yani İran'ın rahat kara yoluyla gelip Beyrut'a gitmesi için yol açacaklardı ve bunun kararını da Suriye'de Suriye istihbaratı, İran istihbaratı ve Abdullah Öcalan tarafından alınmıştı. Binlerce kişi öldürüldü, Zap Cumhuriyeti de korunamadı ve Abdullah çekti, Türkiye'ye gitti. Hamili'yi Kafkaslara götürdüler. Abdullah Öcalan'ın avukat görüşmeleri var. Diyor ki Hamili Yıldırım'ın Hamili'yi Kafkaslara göndermeden önce Abdullah Öcalan gitti, Türkiye'de teslim oldu ve generaller ona dediler ki kendi adamlarının hepsini güneye çekeceksin. Hamili Yıldırım ve İsa kabul etmediler. İsa derhal öldürüldü yanındakilerle birlikte. Hamili baktı kendisi de gidecek. Hamili bir nevi teslim oldu. Geri geleceğini kabul etti. Fakat geri geldi. Hamili diyor ki partinin bir kongresi 7 mi 8 mi bilmiyorum. Partinin bir kongresi sadece benim için yapıldı. Hamili mahkum edildi. Kafkaslara gönderildi. Abdullah Öcalan avukat görüşmesinde dedi ki Hamili'nin ne işi var Kafkaslarda? Derhal geri çekin. Bu sözden sonra biz Hamili'nin Kafkas'tan Kandil'e geri çekildiğini, oradan Amanoslara göndermek istediklerini, Amanoslar Osmanlıların Yemen'idir. Ve Hamili'nin polis ifadesi, Türkiye'de yayınlanan Kırmızı Dosya adlı bir kitapta ben kendim okudum. Başkanlık konseyi alçaktı. Beni Suriye'de tutuklamak için Suriye'ye tutuklamak için gönderdiler. Ben gider gitmez arabamın etrafı çevrildi. Muhabarat dedi işte budur. Beni aldılar ve Türkiye'ye teslim ettiler. Başkanlık konseyindeki adamların hepsi alçaktır. Ama Abdullah Öcalan en iyisidir. Demokratik Cumhuriyeti bir o bir de ben savunuyorum diyor. Dedi. Ama cezaevlerinde bir müddet ayrı kaldı. Sonra bir duyduk ki Abdullah Öcalan Hamili Yıldırım'ı yanına çağırmış. Ve Hamili de gitti. Ha, sen bu konuda niye gitti diyorsun? Bir senin yorumun var mı? Sen yorumunu söyle ben de söyleyeyim. Ya Hamdi'nin cezaevindeyken bir cümlesi vardı. Ben Apo'nun yanlışlarının bile savunucusuyum diyordu. Yok, o cümle Mustafa Karasu'nundur. Hamili'nin cümlesi şudur. Hamili'ninki şudur. O da Diyarbakır bunu. cezaevinde direnen ben değil, içimdeki Apo'ydu. Yani ben bunu onun adına duymuştum. Onun için Yok, söylüyorum. o Yani Mustafa Karasu, ben Öcalan'ın yanlışlarının da militanıyım. Mustafa Karasu. anladım, anladım. Şimdi yani Hamili sen de bilirsin, ben de tanıyorum. İdeolojik olarak zayıf bir adam. Yani Evet. öyle çok ideolojik bir yapısı yok. Kararlı bir duruşu var, hepsi budur. Yani ama biraz daha hesap kitap adamdır. Yani Abdullah Öcalan'ın yanına gitmesinin nedeni büyük ihtimalle yani oradan başka, eğer o istemişse başka çıkış yolu yok. Gideceğim demiştir yani. O kadar. Evet, ben de Hamili'yi biraz, yani biraz değil, iyi tanırım. Bana göre Abdullah Öcalan onu şöyle çok basit olarak kandırabilir. Mesela Evet. der ki o alçak başkanlık konseyindeki adamlar var ya, onlar seni bilinçli olarak yakalattı. Ben biliyorum. Ben zaten bildiğim için seni kendi yanıma çağırdım.
Seni adamlar Kafkaslardan aldılar. Amanos'a, sen Amanos'ta gidip ne yapacaksın ki? Seni çağırdılar, istihbaratı teslim ettiler, seni harcadılar. Bu alçaklar bir sürü arkadaşın kanına girmişler. Sen bilmiyor musun? Saf mısın? Dedi, Hamil'i de yuttu. Yani büyük bir ihtimalle olay böyledir. Yani tanıdığım Apo, tanıdığım Hamili böyle tencereyle kapak ve bu laflar gibi birbirine uyuyor. Olabilir, doğrudur. Evet. Şimdi işte biliyorsun ben Susmak Ölmektir diye bir kitap yazdım. Bu meseleleri ben orada daha detaylı olarak anlattım. Hamili ile Hamlet arasında Apo bir benzetme yapmıştı. Demişti Hamili de bizim Hamlet'imizdir. Ben orada yani ilk bu kelimeyi duyduğum zaman çok üzerinde düşündüm. Ya Hamili de bizim Hamlet'imizdir demek ne demektir biliyor musun? Ben dedim bu Abdullah Öcalan kesinlikle Hamlet adlı tiyatroyu okumamıştır. Shakespeare'in tiyatrosudur. Ha bu Evet. %100 okumamıştır. Eğer okumuş olsaydı böyle demezdi. Neden demezdi? Hamlet biliyorsun Hamlet'in babası Danimarka kralıydı. Ve Danimarka kralının bir de abisi var. Abisi Hamlet'in annesine göz dikmiş. Yani kardeşinin karısına göz dikmiş. Ve karısıyla birlikte kardeşinin kulağına zehir damlatarak kardeşini öldürüyor. Gömüyor. Ve bir gün sonra yani cenaze için yapılan yemeklerin aynısını bir gün sonra düğün töreninde yemekler veriyor ve öldürdüğü kardeşinin karısıyla Karısına evleniyor. Evet. Süre içerisinde uzun meseledir. Hamlet bunu fark ediyor. Öğreniyor. Açığa çıkarıyor ve amcasını kılıçla öldürüyor. Şimdi Hamile'nin de Hamlet hikayesine benzer bir hikayesi vardır. evet. Hamile'nin Çünkü karısı, eşim ha eşi karısı bin, mı? evet 1976'larda Kürdistan Devrimcileri grubuna katıldı, cezaevlerinde kaldı, direndi, çıktı, Bakı'ya gitti ama öldürüldü. O da bir koltuk için öldürüldü. Birinin koltuğunu sağlamlaştırması için öldürüldü. Birisinin kendi koltuğu altında yaptığı pislikleri gördüğü için öldürdü. Ve maalesef Hamili Hamlet olamadı. Evet. Hamil'in trajik öyküsü de bu şekilde. Sakine'nin öyküsünü de aslında bunun içinde anlattık. Ayten'in öyküsünü de bunun içinde anlattık. Zeki Budak'ı ben görmüşüm. Yani birlikte aynı davada yargılandığımız için görmüştüm. Saçları kırdı o zaman. Beyazlar düşmüştü. Neden? Belki soydan gelen bir şeydi. O Evet, da 1976, evet, o da 76'larda Kürdistan Devrimcileri grubuna katıldı. Ankara Güven Hastanesi soygununda yer aldı. Ve 1979 Mayıs ayında o da diğerleri gibi Şahin Dönmez gibi tutuklandı. Elazığ bölgesinin sorumlularından biriydi. Uzun süre cezaevlerinde yattı. Alabildiğim bilgilere göre tahliye olduktan sonra tekrar PKK'ya ve gerillaya katıldı. Ya 1992 ya da 93 yılında Engizek Dağları'nda çatışmada yaşamını yitirdi diye ben biliyorum. doğrudur. 92'dir. Evet. 92'dir. Ve iyi tanırım. Cezaevinde de çok samimi ilişkilerimiz olan bir arkadaştı. Yoksul bir aile çocuğudur. Yani proleter kökenli bir aile çocuğudur. Şeydir. İnançlarına da bağlı bir insandır. Bir de dürüst bir insandır. Onu da söyleyeyim sana. Tanıdığım Evet, kadarıyla görüşmüştüm. Naim Yıldırım'ı tanıdın mı şeyde cezaevinde? Naim
Nail değil bu. Nail Yıldırım. Nail, Nail ha. Yıldırım. Evet. Nail. Ben Nail O biliyorum. öğrenci, o öğrencidir. Bir öğretmen çocuğudur. Temiz bir çocuktu. Yani problemsiz bir çocuktu. Sorunsuz bir çocuktu. Ama gencecik bir çocuk yani. Daha henüz yani ideolojik eğitimi kavramamış, bilmem siyasi şeyi kavramamış. Böyle idealistçe yaklaşan bir arkadaş. Evet. Rıza yani anarşist Rıza olarak isimlendirdiğimiz arkadaş da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde büyümüştü. Öyle faşistlere karşı eylemci bir kişiydi. Onun hayatını biraz anlattık. Elazığ şey Antep olayında Hakikari Evet. olayı uyanan ve Evet. uyandığı için de örgütten uzak durmaya çalıştığı için örgüte göre suç işliyordu. Yani durumu fark etmektir suç işlemek. Evet. Pisliği görmek, Şimdi yanlışı görmektir. Yanlışı kabul etmemektir. Yanlışa uymamaktır. Uyanmak. o Rıza hakkında yapılan antipropaganda veya uydurulan şablonların hiçbirisi Rıza'ya oturmaz. Rıza özü itibariyle cesur bir arkadaştır, düzgün bir arkadaştır. Ama ihaneti görünce de kendini korumaya almıştır. Bu da her insanın doğasında olan bir Evet, Rıza şey. Diyarbakır Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde benimle birlikte yargılandı. O davada siyasi bir savunma yaptı. O siyasi dava savunmasını avukatlar aldı. Yakında o savunma Türkiye'de yayınlanacaktır. Görülecektir ki o zulüm altında, o baskı, o şiddet altında insanlar Kürdistan davasını nasıl savunmuşlardır. Evet, yani Rıza şey örgütün örgüt adına yapan veya örgütün yaptığı karanlık şeyler konusunda aydınlanınca yani demek değildir ki Rıza Kürdistan davasına olan inancını yitirmişti. Hayır, Örgüt hayır, hayır, hayır. İnançlı bir arkadaş. Evet, Düzgün o bir arkadaş ve inançlı bir arkadaştır. O konuda kimsenin tereddütü yok ama diyelim ki ona o damgayı yapıştıranlar da hangi niyetle yapmışlar? Bugün her şey belli, açık ve nettir. maalesef Herkese biliyor. Sakine Cansız aradan 40 yıl mı geçti diyelim yani kitabı ya yani Elazığ'da yakalandıkları tarihle kitabı yazdığı tarih arasında sen de ki 20-22 yıl geçti. 22 yıl önce örgüt anarşist Rıza hakkında ne diyor idiyse 22 yıl sonra Sakine hala aynı nakaratları tekrarlıyordu. İşte yazık etmiş. Yazık Evet. etmiş. Saim Dursun, ben sadece çok güzel resimler yaptığını ve Diyarbakır Cezaevinin duvarlarında Türk büyüklerinin resimlerini tabi işkence zoruyla, korkuyla yaptığını biliyorum. Onun ötesini bilmiyorum. Evet. O da genç bir arkadaştı. Onun abisi Ali Dursun var. Onun esas itibariyle o zamanlar belki örgütle ilişkisi var ama yani sempatizan düzeyinde arkadaşlar bunlar yani. Hüseyin Palancı. Hüseyin Palancı öğretmen okulu ya mezunu ya terk. Şu anda da Almanya'da yaşıyor. Yani o zaman kadro olduğunu tahmin etmiyorum. Sempatizan Evet. düzeyinde. Saim Sever, Zabit O, Küçük. onlar, bunlar hepsi o bir Elazığ'ın Birvan köyün denilen bir köydendir. Akraba bunlar hepsi. Genç o zaman hepsi bunlar. Yani diyelim 17-18 yaşında, bilemedim belki 19 yaşında olan genç. Bir de biz Elif Kartal'ın hikayesini anlatmadık. Elif Kartal o dönem Celal Aydın Malatya'da bölge sorumlusuyken Elif onun sevgilisiydi. Evet. Yani birisi hemşire, birisi öğretmendir. Sevgili olması belki dünyanın en doğal işlerinden birisiydi.
O dönemde henüz kadın erkek ilişkileri her ne kadar bu şekilde yasak değil idiyse, Celal Aydın'ın iki tane suçu, yani örgütün bazı tetikçileri veya örgütün bazı boyun eğmecileri veya örgütün bazı şakşakçılarına iki suçu vardı Celal Aydın'ın. Bir, Tekoşincilere örgüt hakkında bilgi vermiştir. İki, bir arkadaşla işte uygunsuz mu diyelim, düşkün ilişkiler içine girmiştir. Ya Ve burada onlar şimdi yani onlar kullanılmıştır. Yani bir insanı harcamak istersen suç bulursun. Yani. Eğer niyetin kötü ise ve o insanı da harcamak istiyorsan istediğin şeyi bulursun. Onun konuşmalarından da cümleleri çıkarıp onu suçlarsın. Yürüyüş tarzından da onu suçlarsın. Ya, siyaset böyle bir şeydir. Yani bu eğer birileri kendisini bir merkeze koymuşsa, birileri kendisi için risk görüyorsa, bir şekilde tasfiye etmeyi hesaba katmışsa bu işleri yaparlar. Celal Aydın böyle bir şeyin kurbanı olmuş. Ha, diyelim ki o ilişki ona ayıp, diyelim ki sevgilisi var diye onu yadırgıyoruz, diyelim ona ayıp. Peki Abdullah Öcalan niye evlendi? Niye yoldaşının karısı sevgilisini ayarttı aldı? o başkandır Ama Havon. Şimdi yaklaşık 1 saat 26 dakikadır biz tartışmayı ve konuşmayı sürdürüyoruz. Yani burada görüldüğü gibi PKK'ya karşı yapılan ilk operasyon ve bu operasyonun ortaya çıkardığı sonuçlar, bir bölgenin örgütü neredeyse çöktü. Yakalanan kişiler moralsiz, pişman hale geldi. Saçma sapan nedenlerle veya bilgiyi edinmek isteyen insanlar öldürüldü. Ve diğerleri vicdan azabından dolayı, bana göre hem Şahin Dönmez hem de Ali Gündüz vicdan azabından dolayı itirafçı oldular. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ali Gündüz için bir katılıyorum sana da Şahin Dönmez için katılamıyorum. Niye katılamıyorum? Despot insan altını ezer, üste boyun eğer. Veya zor şartlarda karşılaştığı zaman o zor şartlarla uzlaşma yoluna gider. Şahin Dönmez özü itibariyle böyle bir karakterdir. Ama Ali Şahin'in Gündüz sert olduğuna inanıyorum. Yani biliyorum Şahin'in sert olduğunu. Yani sertlik yanlısı. Genellikle çok sert olanlar hemen de yumuşak oluyorlar. Ben buna da inanıyorum. Ama ben şuna da inanıyorum. Yani birilerini veya birileri inanmadığı bir işi yaptıysa, bak şimdi bilmiyorum Savaş ve Barış'ı okudun mu? okudum, biliyorum. Savaş ve Barış'ta Dostoyevski şöyle diyor, diyor ki iki çeşit insan vardır. Tolstoy, Bir sıradan insan var. Yok, Dostoyevski'dir. Savaş ve o Barış savaş. değil. Suç ve Ceza. Suç ve Ceza, yanlış dedim. Suç ve Cezada. Evet. Suç ve Cezada diyor ki iki çeşit insanlar var. Bir normal, yani sıradan insanlar. Bunlar işte evlenirler, çalışırlar, çocuk doğururlar, ölürler, giderler. Yani insanlığa katkıları doğurduğu bu çocuklardır. Fakat diyor bir çeşit insanlar da var. İnsanları öldürürler, savaşlar yaparlar, ortalığı kırarlar, çağları değiştirirler. Onlar için insan öldürme, yani insan öldürmekten dolayı hiçbir zaman vicdan azabı çekmezler. Ben niye bu kadar, bir mesela Napolyon diyor baştan başa aldı Rusya'ya kadar gitti, binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce kişi öldürdü ama hiçbir gün düşünmedi niye ben bunları öldürdüm. Yani bir şeye inanmıştı. Peygamberleri de buna örnek veriyor. Peygamberler de aynısını yaptılar diyor. Yani bir şeye inanıyorsun ve inandığın bu dava için haklı olduğuna %100 inanıyorsun ve yapıyorsun. Eğer diyor bugün biz insanlık bu seviyeye gelmişse maalesef bu katiller yüzünden gelmiştir. O diğerleri yüzünden gelmemişiz. O diğerleri Doğru, gibi doğru. yapmış olsaydık hala mağarada yaşamış oluyorduk diyor. Ha şimdi ben burada
Diyorum ki sen mesela diyorsun işte Kürdistan işgal edilmiş. Ha, bu işgalci güç şudur. Ben buna karşı savaşacağım. Öldürürsen büyük bir ihtimalle daha sonra vicdan azabı çekmiyorsun. Evet. Ama sen kendi arkadaşını öldürürsen %100 biliyorsun senin arkadaşındır. Yani mesela diyelim ki ne bileyim bir gence desen ki işte Celal Aydın ajandır. Git öldür, adam öldürür. Vicdan azabı çekmeyebilir. Ama Evet. Şahin dönmez %100 biliyordu ki ajan değildir. Celal Aydın. Ha şimdi %100 sen arkadaşını öldür ama bil ajan diye öldür ama ajan değildir şeyine inanırsan ben böyle bir adamın işkencede direnmeyeceğine inanıyorum. Mesela Abdullah Öcalan niye direnmedi? Çünkü Abdullah Öcalan'ın inandığı bir dava falan yoktu. Binlerce arkadaşını öldürmüştü veya binlerce üstlenilmeyecek suç işlemişti. Veya ya başka kategorilere de konulabilir. Yani baştan beri belki örgütün içerisinde bir Truva atı olarak çalışmıştı. Yani demek istediğim inanmadığı bir şeyi yaparsan bir yerde pişmanlık senin kapını çalar. Evet. Yani eğer mümkünse son söylemek istediklerini söyle. Ben senden bu programda çok fazla konuştum. Canı sağ olsun. Ben şunu söyleyeyim. Biz hepimiz o zaman ideallerimiz vardı. İnançlarımız vardı. Bir dağlarda akan birer çeşme olarak düşün. Hepimiz bu çeşmelerden aktık nehirlere, nehirlerden de gittik. Bir barajda artık kendimizi de kaybettik. Bir şey de çözemez hale geldik. Yani Niye? o süreç o hale geldi. O, bugünkü çıkmaz da o sürecin sonucudur. O sürecin sonucu. Ha, şimdi emekler heba oldu. Yani Kürdistan'da bedel ödemeyen aile, ödemeyen köy, ödemeyen mezra, ödemeyen kasaba, ödemeyen şeyi var mı? Yok. Peki bu bedellerin karşılığında veya sonucunda hangi noktaya geldik? Birileri kendine bir makam mevki tesis etmek için uğraşmış. Bizim bundan haberimiz yok. İşte ben diyorum ki biz bunun muhasebesini ne zaman yapacağız? Neden binler, on binler susuyor? Ben bu soruyu herkese soruyorum. Yani susmak bizi bir yere götürür mü? Bizi Götürmez. arar Götürmez. mı? Giden Bir arkadaşları geri getirir mi? Yeni bir süreci bize başlattırır mı susmak? Şimdi bir arkadaşla tartıştık. Adam ne? Bu demokratik cumhuriyet bilmem işte ekolojik toplum vesaire bunları savunuyor. Kendisi de uzun dönem işkence görmüş ve tutarlı da bir tavır göstermiş. Uzun dönem de hapiste yapmış. Ya dedim ki sen bak işkencede, cezaevinde, oradaki direnişlerde senin tavrın bu. Ama bu demokratik cumhuriyeti bilmem işte ekolojik toplumu demokratik moderniteyi savunan insanın tavrı da bu. Şimdi sen bunu doğruluyorsan veya o insanı halen bir önder, bir lider olarak kabul ediyorsan, senin dün işkencehanelerde, cezaevlerinde, mahkemelerde gösterdiğin tavır yanlıştır. O zaman dön bana de ki ben o zaman yanlış yapmışım. Ben o zaman senin samimiyetine inanayım. Bir yanda o tavrına sahip çıkıyorsun, bir yanda da bunu yapıyorsun. Bu Ne ikisi dedi? birbiriyle çelişiyor. Sustu. Sustu. Yani Demirel gibi mecbur insanlarımız bir o zaman bu zaman bu zaman çıkmaz diyor. için. Ha, çıkmaz için de insanlar. Ne yapalım? Aşamıyoruz. Aşamıyoruz. Özet olarak söyleyeceğim bunlar. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. O zaman biz programı burada sonlandıralım. Rica ederim. Eyvallah. Bütün yürekli, onurlu herkese selam, saygı.
Evet, değerli seyirciler, bir programı burada sona erdiriyoruz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. PKK'nin öteki tarihi başlıyor. Kuruluşundan bugüne kadar olaylar kronolojik olarak masaya yatırılıyor. Bildiklerimizin yanında hiç bilmediklerimiz de ilk kez bu programda ele alınıyor. Selim Çürükaya olayları tarihsel seyri içinde dönemin önemli aktörleriyle birlikte tartışıyor. Resmi tarih değil, tarihi gerçekler konuşuluyor.